Bir nesne 75 saniyede 5 metre ilerlemiş, 120 saniye sonunda 8 metre ilerlemiş, 270 saniye, 270 saniye sonunda ise 20 metre ilerlemiş. Ve bu verileri bir grafiğe dökmek istiyorum. Bu grafiğin ölçeği ne olabilir acaba? Bize bu grafiği çizebileceğimiz farklı yollar için bazı seçenekler verilmiş. Ya da grafiğin çizileceği eksenler diyelim. Ve farklı derecelerde ölçeklendirilmişler. Örneğin A grafiğinde her iki eksen için ölçek 1 olarak verilmiş. B ve grafiğinde saniye ekseni için 50 olan ölçek metre ekseni için 2 olarak belirlenmiş. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi videoyu durdurun ve bir düşünün bakalım. Bu grafik ve ölçeklerden hangisi çizmek istediğimiz veriler için daha uygun? Verilerin hepsi pozitif değerde. O halde pozitif dikey ve pozitif yatay eksenler üzerinden ilerleyebiliriz. Bunu şu şekilde düşünüyoruz. Saniyeler geçtikçe metre ilerliyor. Yani saniye bağımsız değişken, metre ise bağımlı değişken. Saniyeyi yatay eksende çizelim. Yerimize hesaplı kullanalım çünkü birkaç grafik çizeceğiz. Evet, bu saniye eksenimiz. Şimdi de dikey eksende metre biriminden mesafeyi çizeceğim. Buraya birkaç çentik atalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer eksene de öyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu kopyalayıp yapıştıralım. Buraya bir tane, bir tane daha. Bu da dördüncüsü. Şimdi ölçekleri buradaki farklı grafiklere göre eşleştirelim. Bakalım hangisi doğru olacak. Öncelikle A grafiği. Diyelim ki buradaki A grafiği, saniye eksenindeki ölçeği 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, metre eksenindeki ölçeği de yine 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buradaki verileri çizmeye çalışalım. 75 saniye sonra 5 metre yol almışız. 75 saniyeyi bu ölçekte gösteremeyiz, ekrana bile sığmaz. Yani bu veri bu grafikte gösterilemez. Diğer verilere baktığımızda çok daha sağdalar değil mi? 120 saniye, 270 saniye onlar hiç sığmaz. O zaman başka bir şey deneyebilirim. Birkaç çentiyi atlayabilirim. Bu yapılırken genelde bir boşluk bırakılır, bu şekilde baştaki çentiklerin atlandığı gösterilir. Ölçeğimiz yine 1 saniye. Burası 75, burası 76. saniye. Gördüğünüz gibi 0 noktasından 75. saniyeye atladım. 76, 77 bu şekilde devam eder. Elimizdeki verideki 75'e 5 noktasını burada belirtebilirim. Ama ikinci veriyi göstermem yine mümkün olmaz. 120. saniye buraya sığmaz. Hatta bu sefer metreyi de gösteremeyiz çünkü 8 de bu grafikte yok. Zaman eksenimizde 270'e çok çok uzağız, 20'de dikey eksenimizde bulunmuyor. O halde bu ölçek söz konusu değil. O zaman şimdi B ölçeğini düşünelim. Saniye eksenindeki ölçek 50. Bu B grafiği olsun. 50 saniye, 100 saniye, 150 saniye, 200 saniye ve 250 saniye şeklinde gidiyor. Bu eksende 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 şeklinde. Bakalım bu işe yarayacak mı? 75 saniye sonunda 5 metre ilerlemiştik. 75 saniye burada bir yerde değil mi? 5 metre mesafede 4 ve 6 arasında. 120 saniye sonunda 8 metre mesafe alınmış. Bu noktayı da uygun bir şekilde gösterdik. 270 saniye sonunda 20 metre ilerlemişiz. 270 nerede? 50, 100, 150, 200, 250. Burası da 300 olacak. O halde 270 buralara bir yere denk düşüyor. 20 metre ilerlemişiz. O da bu noktaya denk geliyor. Yani dikey ekseni birazcık uzatırsam elimdeki veriler grafiğe sığacak. O halde bu seçenek fena görünmüyor. Tabi mesafe eksenini azıcık uzatmamız kaydıyla. 14, 16, 18, 20. Şimdi bütün veriler sığar. Evet, B şıkkı uygun gibi. Şimdi C'yi bir deneyelim. Mavi ile çizeyim, bu C grafiği olsun. B ile aynı yatay eksene sahip, daha doğrusu aynı ölçeğe sahip. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Dikey eksense ise onar onar artıyor. O halde mesafe ekseni 10, 20, 30 şeklinde gidecek. Şimdi bu noktaları bir inceleyelim. 75. saniye sonunda mesafe 5 metre, 120. saniye sonunda 8 metre. Burada bir yerde. 270. saniye sonunda 20 metre. Pekala bu da iyi görünüyor ama mesafe ekseni biraz sıkışmış durumda. 5 ve 8 metreyi birbirinden ayırmak güç. Ama yine de elimdeki veriler bu grafiğe sığıyor. O halde C şıkkı da elimizin altında dursun. Şimdi D şıkkına bakalım. D grafiğini çizeceğiz. Bunu da beyazla çizelim. Bu ölçüye göre saniye eksenimiz 200, 400 şeklinde ilerleyecek. Daha işin başında verilerin çok üstüne çıktık değil mi? Mesafe eksenimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pekala 75'e 5. 75 200'ün 3'te birinden biraz fazla. O halde 75'e 5 noktası buralarda bir yerde olacak. 120'ye 8 noktasına bakalım. O da burada bir yerde. Yata eksende işlerin karıştığını görebiliyorsunuz. Ve son olarak da 270'e 20. O da burada. Bu D grafiği de ve C grafiği gibi bu da verilerimizi çizmemize imkan sağladı ama her iki grafikte de noktalar çok sıkışık durumda. Noktalar arasındaki farkı olması gerektiği gibi gösteremiyoruz. C grafiğinde dikey, D grafiğinde ise yatay eksen sorunlu. A şıkkını zaten eledik. B şıkkı gayet iyi görünüyor. Mesafeler arasındaki farkı da görebiliyoruz. C şıkkının dikey eksene biraz sıkışık, D şıkkının ise yatay eksene baya baya sıkışık. Elimizdeki alanı iyi bir şekilde kullanamıyoruz. O halde B şıkkının en makul ölçeğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, elimizdeki verileri grafiğe dökmek için en uygun ölçek B şıkkında verilmiş.